konuşalım. Programımızın konusu evli çiftlerimiz olacak. Hanımlara soracağız. Eşinizle nasıl tanıştınız? Evde kimin dediği olur? Eşiniz kıskanç mı? Eşinizle evlendikten sonra hangi huyları değişti? Şimdi röportajlarımıza dönüyoruz. Eşinizle nasıl tanıştınız? Eşimle görücü usul oldu biraz. Onlara gittiğimizde ben kendisini beğendim. Beğendim, daha sonra eşim beni istemedi. Beğenmedi. Evet, doğru, şaka beğenmedi. Tabii şaka işin gerçeği de. Daha sonradan telefonlaştık. Birbirimize uygun bulduk. Evet. Ve okay, o şekilde başladı yani. Peki. Eşinizi size kim tavsiye etti? Şimdi görücü usulü demiştim ya. Evet. Bana yakın bir annemin arkadaşı tavsiye etti. Kendisi çok beğenmiş. Bana da kendisi yakıştırdı eşimi. Ben de uygun buldum. Tamam, olur dedim. Gidelim dedim. Ve kendisini görünce zaten yani duygularım depreşti. Tam isabet dedim. Öyle, o şekilde devam etti evet, yani. Hanımefendiye soralım. O anki, siz de merakla bekliyorsunuz tabii, karşınıza nasıl biri çıkacak. Evet. O anki duygularınızı alabilir miyim? Vallahi beklediğim gibi olmadı ilk gelişi. Pembe gömlekle geldiği için. Yani evet, tarzım değildi. Sonra baktım, beğendim, oldu. Allah da nasip etti, yazdı, oldu yani. Peki evde kimin borusu öter? Tabii ki de benim. Doğru. Ayrıca bebek bekliyoruz. Erkek. Aynen. Cinsiyetini öğrendik Allah'ın izniyle. Ama ilk sürprizi de size veriyoruz. Peki. İlk sürprizi sizin kanalınıza verelim. Erkek. Aslan. Şimdi Tosun gibi oğlum olacak inşallah. Şimdi ben eminim. Şimdi siz ismini de koymuşsunuz. Kaan. Çok güzel. Allah anneli babalı büyütsün. Amin amin. Peki eşiniz kıskanç mıdır? Yok. Yani yerinde. Siz? Kendisine güvendiğim için gerek duymuyorum yani. Evet. Peki hanımefendi, eşiniz romantik midir? Evet. Nasıl bir romantiklik yapar? Yani hangisini anlatayım? Her gün bir romantikliği var. En güzel, en güzel. En beğendiğin ve arkadaşlarına. En beğendiğim, evi anladım, süslemişti. Bir gün böyle pastalar falan, yemekler. Güzeldi. Hangi gündeydi o? Evlilik. Tabii ki de 14. Aynen. Evlilik yıl dönümünde. Evet. Sadece evlilik yıl dönümü değildi yani bu. Normal bir gün içinde yapmıştım. Onları unutuyor. Yani normal günlerde. Tabii normal günlerde ara sıra böyle jestim oluyor. Olmuyor değil yani. Romantik günlerim oluyor. Ama en güzel, en komik olanı var işlerinde. En komik olanı şöyle söyleyeyim. Evi süslerken mumları biraz sıkıntı oldu. Halı yakıyordum. Ondan sonra sonunda kurtardım. Tabii çaktırmadım. Olay düzeni hallettim yani. Evet. Şu an kendisi de yeni öğrendi. Peki. Şimdi hanımefendiye zor bir soru soracağız ama tamam, eminim o zor soruyu kolaylaştıracaktır. Tabii. Evlendikten sonra ne gibi huyları değişti? Ne gibi huyları değişti? Genelde her gün dışarı çıkardık. Artık az çıkıyoruz. Az mı çıkıyorsunuz? Yani dışarı derken yani böyle her gün bir hediyeyle gelirdi. Bu 14 Şubat sevgililer günü. Haftı ya, aya. Yani. Yıla kadar düştünüz mü? Ya aynen. Sene. Şöyle, İçişleri Bakanı eşimdir.
Ben Dışişleri Bakanıyımdır. Dışişlerinden sorumluyumdur. Ama iç işlerini... Aynen öyle. Aynen öyle. Örfümüzde de böyledir. Yani iç işlerinde her şey o karışır. Peki. Bize derler ki çocuktan alın haberi. Şimdi ben çocuğa. Evet. Evde babanın sözü mü geçerlidir, annenin sözü mü geçerlidir? Babam araba kullandığı için bir yere gitmede falan daha çok babam ama. Ha, tam dışişleri buldu. Uyumlu bir cevap aldık gerçekten. Evet. Peki eşiniz romantik midir? Evet. Yani zaten içinizden geçeni anında hani bir yiyecekten tutun da bir eşyaya kadar bakmam yeterlidir. Yani o gelir. En çok beğendiğiniz romantik, size romantik anı yaşattığı bir anınız var mı? Vallahi. Yani onunla her an diyebilirim ben. Çünkü değil mi, varlığına şükrediyorum. Birlikte Allah ondan var. Evet, bin kere razı olsun. Evet. İki birlikteyiz. Yani başka söylenecek söz yok. Peki, bence. Peki son sorum hanımefendi. Beyefendinin evlendikten sonra hangi huyları değişti? Kilo aldım. Ben iyi baktım. Kilo aldım, o olabilir. Bence ikiniz. Tamam, geleceğim sana. Huy değişimi pek yok. Kıskançlığı daha azaldı yani. Evet, yıllar, tamam. Zaman içinde. Okulda. İkimiz de öğretmeniz. Aynı okulda çalışıyoruz. O anı biraz anlatır mısın? Nasıl tanıştınız? İlk ateş, ilk ışık. Sen anlat. Evet. Okulda öğretmenler odasında karşılaşmıştık. Nasıl karşılaştın? Böyle hemen gelir gelmez mi karşılaştın? Ben oturuyordum orada. Evet. Koltukta oturuyordum. Okulda siz mi önceydiniz beyefendi? Ben. Mustafa sizdiniz. Önceydi. Evet. Sonra baktım içeri giriyor böyle, takım elbisesi, lacivert bir takım elbisesi vardı. Ay dedim. Keşfetmeye başladım. Evet. İlk ışığı nasıl hissettiniz? Nasıl oldu? İlk temas? İlk temas. Ondan sonraki yaz biz sürekli mesajlaştık. Daha sonra okula gittiğimde de kapıma dayandı kendisi. Hocam, her ders zil anının bitmesini bekliyor muydunuz? Bir an önce öğretmenler odasında. Binalarımız farklıydı yani, öyle daha mi? Çok öğlen aralarını bekliyorduk. Öyle aynen. Anladım. Peki, hanımefendiye soralım. Kıskanç mısınız? Değilim. Vallahi bana öyle gelmedi. Değilim derken bana öyle gelmedi biraz. Gerektiği kadar diyelim. O kadar sıkı tutmuşsunuz ki elinizi hiç bırakmaya da niyetiniz yok enişteyi. Bence o tutmuş elimi. Siz kıskanç mısınız? Evet. Çok. Yani yeteri kadar diyelim. Yerine göre. Aynen. Evet. Peki. Şu an evli misiniz? Evliyiz. Oo, çok güzel. Ne kadar oldu? 15 gün. Oo, cicim ayları yeni başladı. Tamam. Peki. Eminim bu soruya olumlu cevap vereceksin. Çünkü yeni evlisiniz. Evde kimin borusu ötecek? Tabii ki benim. Yani Çorum kızı olarak tabii ki benim. Görücüsünü. Kim tavsiye etti? Akrabaydık zaten de akrabalar. Ya hangi akraba yani? Yakınınızdan kim tavsiye etti? Yakınınızdan. Dayı, halam güldü. Anladım. Peki. İlk gittiğinizde, kız istemeye gittiğinizde. Hı hı. O anı kısaca anlatır mısınız? Neler söylemek istersiniz? Heyecanlıydım. İlk defa görecektim. Ve karşınıza kahve getirirken mi çıktı? Evet. Peki, o anki duygunu alabilir miyim? Ne dedin içinden? Hatırlamıyorum bayağı oldu. Herhalde öyle bir şey dedim. 12-13 yıl oldu, bayağı oldu da. Korku yaşadınız mı hayır diyecekler diye? Biraz. Korktunuz mu? Hı hı. Evet, ben hemen hanımefendiye sormak istiyorum. Siz ilk gördüğünüzde neler hissettiniz eşinizi? İlk gördüğüm...
Ya ne bileyim. Tabii insan heyecanlı oluyor haliyle. Evet. Gördünüz o anki hissiyatınızı. O anki hissiyat. Yani ilk ne bileyim. O nasıl oldu? Kahve verirken falan mı baktınız? Nasıl oldu? Ya tanışma anı zaten o zaman oluyor. Evet. Ya o zaman. Peki. Kıskanç mısınızdır? Evet. Ne çok. Kadar çok? Çok. Eyvah, ben hemen hanımefendiye soruyorum. Eşini çok kıskanç mısınız? Kıskanç. Her şeye kıskanır mı? Yani hemen hemen. Hemen hemen. Peki. Evde kimin borusu öter abi? Bunu. İçişleri Bakanı. Evet. En çok kim konuşur? Hem ben. Siz konuşur. Ben. Öyle mi olur? Evet. Peki biz de hemen çocuktan alalım haberi. En çok kim konuşur kızım? Annen mi konuşur baban? Annem. Annem. Tamam. Oy birliğiyle kabul edildi. Evet. Bak bu da annem diyor. Kim konuşur en çok? Annem. Annem. Peki. Tamam. Peki eşiniz romantik midir? Romantik. Peki o zaman son soruyu şöyle soracağım. Kaç yıl oldu evleneli? 12. Evlendikten sonra huyu suyu değişti mi? Değişmedi. Aynı. Emin misiniz? Değişmedi. Yok aynı. Peki hanımefendinin huyu suyu değişti mi? Yok aynı. Aynı. Eşimizle arkadaşlar aracılığıyla. Nerede, nasıl? Ankara'da. 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 Evet. Nasıl bir ortamda? İş ortamında. Yani nasıl oldu? O anı anlatır mısınız? İlk şöyle yapalım. İlk evlilik teklifinizi nasıl yaptınız? Onu bir alalım. Bir. Yani işte dershanede ortak arkadaşlar vardı. Evet. O şekilde onların vasıtasıyla tanışmış olduk. Hocam siz dersi de böyle hep özetler geçer misiniz? İşte ben matematikçi olduğum için ya, kısa ve net yani. Aynen öyle. Hemen hanımefendiye soralım. Nasıl tanıştık? Arkadaşımızın aracılığıyla tanıştık. Evlilik teklifi nasıl geldi? Evlilik teklifini... Vallahi çok iyi hatırlamıyorum. Kaç yıllık evliyiz? 6. 6? Çok çabuk unutmuşuz. Evet. Yani bilmiyorum ki. Yemek daveti. Evet evet, yemekteydik. Evet yüzük olarak, yani tek taş yüzük taktı, yemekteydik öyle yani. Sürpriz mi oldu yoksa bekliyor? Yok, sürpriz oldu. Sürpriz tabii, oldu. Tabii. O anda. Tabii. Peki hocam korktunuz mu kabul etmeyecek diye? Böyle bir şansınız var mıydı veya şansı yok muydu? Yok, ben tabii işi garantiye almıştım zaten öyle öncesinde. Mi? Yani matematikçisiniz hocam. Tabii ki. Tabii 2 kere 2 4. Evet. Evet. Peki hocam kıskanç mıdır? Yani biraz. Sanki birazdan fazla gibi geldi bana. Evet. Evet evet, biraz. Hocam, çok kıskanç mısınızdır eşiniz? Yani olması gerektiği kadar diyelim. O kadar. Tabii tabii, çok aşırı bir derecede değil. Hocam peki evde kimin dediği olur? Yarı yarıya bence. Ya tabii duruma göre değişiyor. Evet. Yani. Siz branş ne? Türkçe. Türkçe, matematik. Matematik. Tam %50 yaptık. Türkçe, matematik. Evet. Genelde evde kimin dediği olur en çok? Yani işte klasik iç işleri, dış işleri. Aha. O aynen şeklinde bakabiliriz. Aynen. Yani. Aha. Evet. Aynen. İşiniz romantik midir? Yani yeri gelince. Öyle hep romantik takılan bir insan değildir. Evet. Yeri geldiğinde romantiktir. En romantik olduğu anı hatırlıyor musunuz size karşı? Valla en son evlilik yıldönümümüzde çiçek gönderdi okuluma. Ben Ankara'daydım. Yani benim için en güzeli oydu. Evet. Daha çok sorumuz var mı? Bitti hocam. Peki. Evlendikten sonra hocam... Huyu, suyu, değişme var mı? O günkü gibi mi? Yok, evet. Tabii ki o günkü gibi neler değil yani. Neler değişti hocam? Çok, çok değişen bir şey yok aslında. Ya zaten hep konuştuğumuz gibi. Hani o zaman konuştuğumuz gibi her şey. Çok değişen bir şey yok ama tabii ki yani evli olduğun zaman ve bekar olduğun zaman çok farklı. Hani en azından hayat şartları. Örneğin işte
evlenmeden önce her gün dışarıya çıkabiliriz. Tabii ki her gün dışarıda yemek yiyebiliriz ama şu an artık evde yemeliyiz. Peki, hemen ben hocama sorayım. Hocam eşinizde değişiklik var mı huyunda suyunda? Ya tabii ufak tefek şeyler oluyor yani haliyle. Yani diğer işte evlilik öncesi biraz reklam gibi oluyor. Evlilik sonrası da yani gerçek kısım. Hanımefendiyle nasıl tanıştın? Görücü usulüyle. Kim tavsiye etti? Yakınlarımız, komşuları. Evet. Peki ilk gördüğünüzde ne hissettiniz? Tabii heyecanlanıyor insan ister istemez. Tabii. Hatırlamanızı evet. İstiyorum. Ne hissettiniz? Kahve ikram ederken mi oldu? Tabii ilk gittiğimiz andan itibaren oluyor tabii o heyecan. O devam ediyor. O tanışma faslı evet. O anı diyorum. Kahve ikram ederken mi oldu? Nasıl oldu? Yok. Daha önceden gittiğimiz andan itibaren zaten tanışmak için gidildi. Görüşmek üzere. Ondan sonra başlıyor. Birbirinizi gördünüz. Evet. Peki kaç yıllık evliyiz? 27. 27 bitti. Maşallah. Evet. Siz beyefendiyi gördüğünüzde neler hissettiniz? Neler hissettim? Ya bir hoşlantı oldu yani olabilir mi diye, olabilir diye düşündüm yani. Evet. Beğendim yani ilk etapta görsel olarak. Anladım. Ya bu iş olur dedin. Dedim yani. Peki siz korktunuz mu hanımefendiden teklifimizi kabul etmeyecek diye? Olabilir dedi diye, olmayabilir de diye düşündüm. Ya hayır diye korktunuz mu? Hayır diyecek diye. Korkmadınız yok. Mı? Hayır da olabilirdi yani gittiğiniz her yer evet olacak anlamında değil. Evet. Hanımefendiye sormak istiyorum. Kıskanç mısınız? Hayır. Kıskanç değilsiniz. Hayır, kıskanmam eşimi. Beyefendi siz hanımefendiye kıskanır mısınız? Kıskanç mısınız? Olabilir taraflar var tabi. Evet. Evet. Yerine kıskan. Göre mi? Tabi yani? Tabi yerine göre. Her şey. Öyle. Yani çok aşırı derecede değil de tabii ki. Peki evet. Evde en çok kim konuşur? Ben. Evet o. Benim sözüm geçer. Evet. Evde benim borum geçer diyor. Benim borum yeter de ya. Son evet. Söz bende biter. Tabi. Sen baskıyı kurmuşsun yenge hanım. Ama şöyle bir şey var ya. Eşimle çok uyumluyuz biz. Çok. İlk tanıştığımızdan belli. Bu iş olur gider dedim ben. Çok uyumluyuz tam yani. Tam tespiti yaptım diyor. Evet. Kesinlikle. Tabii bu karşılıklı anlayışa da bağlı. Sadece evet. Benim saygı. Dediğim olur şeklinde değil. Sevgi var. Saygı çok önemli. İstişare çok. Yaptıktan sonra olacak saygı şeyler. Yapılacak şeyler. Tabii. Kaç çocuk var? İki. Maşallah. İki oğlum var. Peki hanımefendi. Bu beyefendiyle ilk tanıştığınız evlilik yıl dönümleriniz dahil olmak üzere. Şimdi tam aradan 25 sene geçti. Huyu suyu değişti mi ilk günkü gibi mi? Hayır değişmedi. Niye değişsin? Hiç mi huyu değişmedi mi size karşı? Ya zaman zaman tabii ki bazı şeyler böyle de huyu varmış diyorsun hangi ama. Hangi huylarıymış o? Yani... Hangi huylar? Titizlik huyu var. Kıskançlık zaman zaman ufak ufak. Beyefendi zaten orada durdu bir yarım saat düşündü. Yani onun dışında yok. Allah Allah dedim bunun kıskançlık huyu biraz şey fazla. Ben ona göre dikkat edeyim dedim herhalde. Ya ben kıskanç değilim şöyle. Kıskanılacak bir yer olsaydı herhalde kıskanırdım 27 yıldır. Yok siz kendinize çok güveniyorsunuz. Ama şöyle bir durum var gerçekten ben güvendiğim kişiye kıskanmam. Güvenim sonsuz eşime. Çok annen mi konuşur baban mı? Annem. Hocam doğru mu? Kısmen. Politik olsun. Politik olsun. Peki hocam hanımefendiyle nasıl tanıştınız? Evlenmeye doğru giderken o adımlar atılırken nasıl tanıştınız? Teyzemin kızı. Ya, ama o zamana kadar tanımıyordum. Yakınında bir yerde kalıyordum. Öyleydi. Biraz farklı şehirlerdeydik. Farklı şehirlerdeydik. Ama hiç görmediniz mi? Ama görmemiştim. Çocukluğundan bilmiyordunuz. Hayır bilmiyorduk. Trabzon. Ama Samsun'a yerleşmişler küçükken.
Gidiş o gidiş diyorsun. Gidiş o gidiş. Bir daha göremedik. Ben eğitim için Samsun'a geldim. Yakınlarına bir yere taşındım. Hasbelkader orada bir tanıştık. İlk tanıştığımızda orada. Tabii ki ziyarete gittik. Orada başladı. Hocam, teyzene ilk gittiğin gün kararını mı verdin hemen hanımefendi? Evet. Ben hemen işte bu kızı istemem lazım dedim. Aynen öyle ama sabretmem gerektiğini düşündüm. Evet. Ve ondan sonra zamanı geldiğinde eğitim hayatı bitince de evlilik teklifini aileniz mi yaptı yoksa siz hanımefendiye daha önceden yaptınız mı? Kimse devreye girmeden önce. Ailemizin olumlu aldık. Ailemizin onu. Örf ve adetimiz onu gerektiriyordu. Zaten onlar da hayır demeyeceklerdi bizim kararımıza. Anladım hocam. Ondan sonra da biz... Evet. Hanımefendiye soralım. Evet. Beyefendinin ilk evlilik teklifi yaptığında ne hissettiniz? Tabii Musa Bey için. Çünkü o zaman gençsiniz. Biraz daha heyecanlısınız. Oldukça heyecanlıydım tabii en kısaca. Evet. Hocam kaç yıl oldu evleneli? 22-23 yıl oldu. 22-23 evet. Yıl oldu. Maşallah. Şimdi yengeme soracağım. Yenge Hanım size o ilk gördüğü anda tamam dedi ve sizin o güzel cicim aylarınız falan başladı. Bu evlilikten bu tarafa hocamın huyunda suyunda değişme var mı? Ya illaki evlilik farklı bir durum ama çok fazla da değil. Tabii evlilik farklı bir durum. Bazen hani kızmadığın şeyleri de kızabiliyorsun sırası geldi mi. Ama oldukça yani çok daha bunaltmadı. Peki hanımefendi hoca çok kıskanç mıdır hocam? Gerektiği yerde evet. Yerine göre diyorsunuz. Tabii. Hocam siz? Biraz öyleyimdir. Eşiniz nasıl? Kıskanç mıdır? Evet. Tam diyorsunuz. Kesin. Peki. Herhalde biraz da olması gerekiyor. Eşinizle ne zaman tanıştınız, nasıl tanıştınız? Eşimle görücü usulü 2005 yılında tanıştık. Kim aracı oldu? Kim aracı oldu? Eşim benim öğrencimin abisi. Öğrencinizin abisi. Ve ortak bir tanıdığımız benim akrabam. Onun ortak bir tanıdığıyla evli öyle o vesileyle. Anladım. Peki beyefendi kıskanç mıdır? Her erkek kadar. Yerine göre her erkek kadar. Yani olması gerekir. Bence kıskanmıyorsa bir eş... Orada bir sıkıntı vardır. Evet. Peki evde sizin dediğiniz mi olur, beyefendinin dediği mi olur? Duruma göre biz ortak karar verme taraftarıyız ve bütün elimizdeki bilgileri koyarız. Ortak kanaatimiz neyse o konuda. Evet. Onun doğru karar verdiği konularda ben sorgulamam, benim doğru karar verdiğim konularda da o asla sorgulamaz. Evet. Ve birbirimizin özel hayatına da saygı duyuyoruz. Evli olmak insanların her şeyini ortak yapması demek değil. Anladım. Kaç yıllık evliyiz? 13. Kaç çocuk var? 3. Allah bağışlasın. Beyefendi romantik midir? Romantiktir. Ama romantizm kişiye göre değişir. Yani ben mum ışığında yemek yemeyi, elektriğimiz var niye karanlıkta oturuyoruz gibi görenlerdenim. Anladım. Romantiklik bana göre insanın duygularını ifade etmesidir. O evet, o da duygularını çok güzel ifade eder. Daha çok romantikliğini gösterir. Bizim her günümüz özel. Valla... Çok şanslısınız. Evet, bir daha dünyaya gelsem yine eşimle evlenirim. Peki, son sorum şu. Beyefendiyle evlendikten sonra huyu suyu değişti mi? Hayır, çünkü o evlendiğinde belli bir yaştaydı, ben evlendiğimde belli bir yaştaydım. Biz karakterlerimizi birleştirdik, karakterlerimizi değiştirme ihtiyacı hiç hissetmedik. Nasıl tanıştınız? Nasıl tanıştık? Aynı iş yerinde çalışıyorduk. Siz mi önce? 18 sene önce tanıştık. İş yerinde önce siz mi vardınız hanımefendi? Hanımefendi vardı. Siz ben sonradan gittim. Sonradan geldiniz. O tanışma anınız nasıldı? Yani nasıl oldu ilk ışık? Çok beğenmiş beni. Bayılıyordu az kalsın. Elinden tuttum düşmesin diye. önce nasıl yani o tanışma faslınız nasıl oldu? Ya, iş ilişkisiydi. Ben bunlara gıcıklık yapıyordum. Bunlar derken ben ve çalışma arkadaşlarım. Sonradan gittiğim için ben biraz da
nasıl diyeyim? Kadem olarak. Kademe he. Kadem olarak siz mi üstteydiniz hanım? Ben üstteydim. Siz üstteydiniz. Evrak mı getirirlerdi genelde? Genelde evrak getiriyorlardı. Asıl mı kurardınız? Ben olmadı. Bir evrağı 3 kere istiyordum. Telefon numaralarını hani özellikle de. Tabii. Telefon numaralarını özellikle kendi şeyim olduğu halde ne o rehberim olduğu halde işte arkadaşlardan isterdim. Çok gıcık olurlardı bana o zaman. Eşiniz çok kıskanç mıdır? Değil o kadar hani. Çok uzun beklediniz. Yok nasıl? Yok hani kıskanç değil demeyelim ama aşırı değil diyelim. Anladım. Aşırısı yok. Siz kıskanç mısınızdır? Kıskanç mıdır? Muhtemelen. Belli etmiyorsam da kıskanç mıdır? Yani, tabii. Kolay bu. Evde kimin dediği olur? Eşimin. Ben izinsiz konuşamıyorum bile yani. Tamam, iş yerinde senin borun ötüyor. Yok tamam. Yok, şu anda aynı iş yerinde değiliz. Aynı değil misin? Değiliz. Eşim evet. Çalışmıyor şu anda. Anladım. Yani ama eşimin sözü geçiyor benim. Siz de orayı gösterdiniz ama. Yani o şey hani bir takım kararlar alınırken son karar yani eşim ikna eder hep ya onun dediği evet olur. Diyorum. Çok uyumludur. Anlatır, izah eder, tamam derim ben. Peki çok romantik midir? Değildir. Ama bazen yapıyor. Çok değildir. Değil mi hani? Çok değildir, az nasıl oluyor? Romantik bir özel gözde olmaz zamanlarda ki. Olabilir hani. Ama onun dışında yani, ekstra bir şey yoktur. Cicim aylarında çok romantikti gibi bir şey. Kaç yıllık evliyiz? 20'ye yaklaştı. 20. senemiz. Ay maşallah. Çocuk. Çocuk, iki çocuk var. Maşallah. Peki. Evde daha çok kim konuşur dedim. Siz birbirinizi ben gösterir. Çok konuşan birisi değilimdir. Genelde ya biz geçiniyoruz. Hani sıkıntı yaratmıyoruz aramızda. Anladım. Çok dediğim dedikçe bir aile değiliz. Uyumluyuz o yani. Anlamda. Yani bir şeyimiz yok. Çok hani baskıcı birbirimizin üzerinde bir hakimiyet sağlamaya çalışan bir yönümüz yok bizim. Uyumluyuz. Uyumluyuz. Ben konuştuğum zaman yok olmuyor. Karşılıklı konuşuyoruz. Yani birimiz konuşunca öbürü susuyor değil de karşılıklı konuşabiliyoruz yani. Tamam. Son sorum. Beyefendi, sizinle o ilk tanıştığı anlardan itibaren huyunda, suyunda değişme var mı? Yaşlandım normal. Yani yaş ilerledikçe hepimizde, bende de farklılıklar çıkıyordur ama yok çok farklı huylar çıkmıyor. Ama hani evlendiğimizde saçım bile vardı benim. çok değişiklik olmadı karakter olarak. Sadece birazcık daha hani yaş ilerledikçe huylar bende de değişti. Onda da belki birazcık daha farklı bazı isteklerimizi daha çok keskinleşiyor ya. Evet. Yaş ilerledikçe evet, huylar doğru. Keskinleşiyor. O ikimizde belki de oluyor ama hani var. O tek taraflı anladım. Değil. Onun için biz birbirimizi nötrlüyoruz. Sıkıntı ben yok. Gördüğüm kadarıyla siz daha gençsiniz. Yani saçınız olmayabilir ama o şey değil aslında, ben kel değilim. Kamerada öyle çıkıyor. Resimlerde falan öyle çıkıyor. Yoksa değilim yani. Anladım. Allah hep böyle güldürsün. Çok teşekkür ederim. Mutluluklar diliyorum. Çok teşekkürler. Başarılar. Sağ olun.